Benim şansım şu, ben de ne yaptığımın farkında değildim. Yani öyle güzel bir durum vardı. Yani ben sonuçta hayatıma devam ettiğim işte o eğitimim benim müzikle alakalı da değil. Hani ben hiçbir zaman müzisyen olacağım diye yola çıkmadığım için. Hani öyle bir şey nasıl anlatayım? Bir akış bu ya. Hani şöyle desem belki 17-18 yaşındayım. Hayatımdaki her şeyi bırakıyorum. Deli gibi müzikle uğraşacağım. Ne olursa olsun müzisyen olacağım deseydim belki daha sert tepkiler alabilirdim. Ama ben kendim farkında değilim. Hani müzisyen olabileceğimi düşünmüyorum bile. Öyle bir yerdeyim ki işte demin anlattığım gibi. Yaşadığım yerleri düşün, hayal et. Kimsenin müzisyen olmadığı, kimsenin rock müzik veya herhangi bir sanatsal bir aktivitesiyle alakası olmayan bir yerde yaşadığımı düşün. Ondan sonra ben sadece seviyorum ve çalmak istiyorum. Bak bütün derdim bu. Sevdiğim atıyorum mesela nedir? Wherever I May Roam ya da Sad But True Metallica. Bunu çalmak istiyorum. Daha ötesi yok bende. Yani bu şarkıyı nasıl çalabilirim? O tonu nasıl çıkarabilirim? Bunun peşinden koştum yıllarca. Öğrenmeye çalıştım ondan sonra. O yüzden de bu süreç, müzisyen olma süreci çok uzun bir safhaya yayıldı. Mesela üniversitede başka bölüme gidiyordum. Tabii ki ailem işte üniversite okuyor, oradan işte bir şey olacak, bir şey olacak falan diye onları o kafada devam ederken, okey ben de üniversite okuyorum, buradan bir şeyler öğreneceğim ama bir yandan da bu müziği de araştıracağım, ona göre bir çevre edinmeye çalışacağım, gitarımı daha iyi hale getirmeye çalışacağım derken, bir de kendim öğrendiğim zaman şeyi de keşfetmeye başladım. Anlatabiliyorum ben bunu. Yani sadece çalmıyorum, çaldığım şeyi anlamaya da başlıyorum. Matematik şeyi okulumda, elektronik bölümü okudum ben. Okulumda öyle olduğu için matematik zekamızın yüksek olması gerekiyor bizim. Müziğinde bu teori kısmı biliyorsun matematik zaten. Bunun da bir de sabırlı da bir adamım yapı olarak. Yani yapım öyle. Sabırlıyım, sakinim. Ondan sonra bütün bu özellikler bir araya gelince anlatma yeteneği de onun üzerine konunca ders verebilmeye başladım. Herkes de bu sabır yok. Yani yeni başlayan biri bekliyorsun başında ki adam bir notayı bassın. Herkes sabredemez bunu. Ben de bu sabır olduğu için bir de baktım küçük küçük açlık kazanıyorum. Yani hiç, orada da bir bilinç yok yani. Hani ben buradan para kazanayım, bütün her şeyi bırakayım, buraya yöneleyim diye de bir bilinç yok. Tamamen zamanın getirdiği gibi, hayat nasıl geldiyse, tabii ki bunu ben kuruyorum ama bir amaçla kurmadım yani. Neredeyse belki 25-26 yaşlarına kadar ya ben müzisyen olacağım, bir şey olacağım falan değil. Hep sevdiğim için uğraşıp, hep sevdiğim için devam edip buraya kadar geldi farkında bile olmadan. Bizim orada saç uzatmak, işte aykırı giyinmek, küpe takmak çok çok fazla yani dediğim gibi çok tehlikeli yerlerde büyüdüm ben. Yani insanların İşte en sevdiğini göstermesi için arkadaşına birbirine jilet attıkları yerde büyüdüm yani. Ben orada saçımı uzattım. Bak oralarda 1990'lardan bahsediyorum. Başından bahsediyorum. 80 sonra 90 başı. İyi bir şey olmamış bana yani. Nasıl bir kafadaysam o zaman, nasıl bir cesaretim varsa hiç farkında değilim. Oralarda saç uzatmak vesaire. Yani birçok şeyi açtık aslında. Bir bizden önceki kuşak işte Erkin Koraylar vesaireler. Onlar pentagramlar. Bir üst kuşağımız bizim. Ondan bir önceki işte Barış Manço'lar. Onlar nasıl bir mücadele verdi? O mücadelenin devamını da aslında biz verdik. Daha da tehlikeli yerlerde. Onlar Kadıköy'de, Beyoğlu'nda verirken bu mücadeleyi biz artık iyice varoşlara taşıdık. Orada verdik o mücadeleyi ve artık insanlar eskisi kadar zorlanmıyorlar en azından saç uzatırken ya da daha aykırı bir şeyler giyecekleri zaman bizim kadar tehlikeli durumlara düştüklerini zannetmiyorum. O yüzden ailem tarafından çok fazla tepki çekmedim. Dediğim gibi süreç içinde gelişti. Para kazanmaya başlayınca da kim ne diyecek? Senin hayatın bu yani. Ekmeğini de kazanıyorsun. Kimseye muhtaç da değilsen sıkıntı yok.